Türkiye'nin bir numaralı gençlik ve müzik televizyonu Number One TV ekranlarından herkese merhabalar, herkese selamlar, sevgiler, saygılar. Çok özel bir konukla Benkür Joyzone başlıyor. Yine Sebit'teyiz, yine İroşya Bilişim Fuarı'ndayız ve yanımızda sevgili Kutsi var. Kutsi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Sağ ol, sen nasılsın? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Süper bir albümle karşımızdasın ama önce Sebit'teyiz. Sebit'in farkını biraz konuşalım. Nasıl buldun ortamı? Süper bir ortam ya. Değil mi? Canlı oldum yani böyle. Sizi görünce daha da çok mutlu teşekkür oldum. Ederiz. Teşekkür ederim burada buluşturduğun için bizi. Ben teşekkür ederim. Aynı zamanda şunu sorayım. Bu ilk gelişiniz mi fuara? Efendim? Fuara ilk gelişiniz mi? İlk gelişim. Geldiniz. Şöyle bir gezme fırsatı buldunuz mu? Hayır. Programdan sonra beraber mi gezeceğiz? Beraber gezeceğiz. Tamam, onu söyleyecektim zaten ben. Değil mi? Sana. Beraber evet. Gezersek daha çünkü güzel olacak. Çünkü ilgi alanıma giriyor yani hemen. Onu soracağım. İlerleyen dakikalarda teknolojiyle aran nasıl olduğunu ama Kutsi aslında gizli bir kahraman. Önceden söz yazarlığıyla, yaptığı bestelerle, bütün sanatçılara verdiği şarkılarla kamera arkasında diyeyim ben ona kalan bir isim. Ne mutfakta oldu da, diyelim ben. Mutfakta diyelim tamam. Ne oldu da Kutsi ön plana çıkmaya karar verdi? Ya şimdi zaten 2000 yılında bir albümümüz vardı. 2000 Ekim'de çıkan bir albüm vardı. Bu albüm için de 5 sene bekledim yani direkt olarak. 5 sene bir albüm için bekledim mi diyeceksin ama bekliyorsun. Doğru şarkıları doğru zamanda yerine rayına oturtmak için bekliyorsun. Yalnız onun dışında o 5 sene zaman zarfı içinde birçok besteler yaptım, şarkılar yaptım. O şarkıları sanatçı arkadaşlarımla paylaştım. Bunların en başında Nalan geliyor, evet. Sevgili Berksan geliyor, evet. Petek Dinçöz var, Hülya Avşar var. Yani hem kendi albümümde kendi parçalarımı okuyorum, hem de sanatçı arkadaşlarımla bütün parçalarımı paylaşıyorum. Bu da bunun İkisinin için de güzel. Keyfi birbirinden farklıdır ama değil mi? İkisi de keyiflidir sonuç kesinlikle itibariyle. Kesinlikle farklı. Yani zor olmuyor mu? Hayır. Şöyle bir şey yani sanatçı arkadaşım benim bestemi benim ruhumda değil kendi ruhuyla okuyor. O da bana ayrı bir keyif veriyor. Değil mi? Ben de kendi parçamı kendim seslendirmeye çalışıyorum. Çok da keyifli olduğuna inanıyorum. Peki Sana Ne şarkısıyla bir çıkış çok güzel. Önce Benkür Joyzone'da açılışımızda Sana Ne'yi izleyelim. Kutsi videosu burada olsun. Sonrasında ayrıntısıyla konuşmaya devam edeceğiz.